Antalya Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu Atilla Vehbi Konuk tesislerinde gerçekleştirildi. Katılımın az olduğu genel kurulda mevcut başkan Ali Şafak Öztürk ve yeni yönetimi oylamaya sunuldu. Gerek yönetim kurulunun göreve gelmesi gerekse görev süresinin 3 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyen var mı? Evet. Oy birliğiyle kabul edildi. Biz de divan olarak arkadaşlarımıza yeni dönemde başarılar diliyoruz. Başkan Ali Şafak Öztürk'le birlikte Nurettin Ünal, Ziyar Erbaş, Bora Terzioğlu, Neşet Koçkar, Emin Murat Süylün, Erhan Erdem, Berkay Bahar, Emre Önen, Özgür Kasapoğlu, Abdurrahman Tolga Çelik, Alparslan Arslanca, Atilla Akıncı, Eser Demir, Mert Osmanlar, Aytaç Altan, Melih Beken, Bekir Kara ve Emin Kemal Hesapçıoğlu 3 yıllığına göreve getirilen yönetim kurulunda yer aldı. Kulüpler Birliği toplantısına katılmak için İstanbul'a giden Başkan Öztürk'ün yerine Antalya Spor Kulübü Derneği Başkan Vekili Bora Terzioğlu konuştu. Antalya Spor AŞ'nin mevcut yönetiminden 4 kişi istifa etmiş ve Ali Şafak Öztürk yönetim kuruluna girmiş. Yapılan görevlendirmede de yönetim kurulu başkanı sıfatıyla göreve başlamış idi. Bugün olağanüstü genel kurulu gerçekleştirdik. Tabii olağanüstü genel kurulumuz seçimli bir genel kuruldu. Genel kurulun takdiriyle 19 kişilik bir yeni yönetim kurulu belirlendi Antalya Spor için. Yarın bir görevlendirme yapılacaktır. O da basınla mutlaka paylaşılacaktır. Genç dinamik bir kadro bu kez kadromuz. Herkes istekli. Biz Antalya Spor'un birlik beraberlik içerisinde çok iyi yerlere geleceğine inanıyoruz.